Vallahi artık buradan gelinlere sesleniyorum. Bu mesajları artık yazarsanız okumayacağım. Vallahi okumayacağım yani. Yani kaynanamı hiç sevmiyorum. Ah evet. Ya bak sevmesen bile bunu böyle canlı yayında söyleme yani. Ya şimdi bunu... Ya da kayınvalideni evet. sevmenin yollarını bul. Ya sevmek zorunda mıyım diyor. E onu almışsın. Hemen cevap vereyim. Sevmek zorunda değilsin ama geçinmek zorundasın. Evet. Anlaşmak zorundasın. Bu biraz şeye benziyor. Elmayı çok seviyorum ama ben elma ağacını sevmiyorum demek gibi bir şey. Eğer elmayı seviyorsan elma ağacını da sevmek ve ona bakmak zorundasın. Bu senin yükümlülüğün. Her insanın Tülay böyle sevilecek bir yanı yok mudur? Her insanın sevilecek bir yanı vardır. Ama şunu anlamıyorum. Ararsan. Her insanın sevilecek bir yanı vardır. Bununla beraber şimdi bu kadının yetiştirdiği adamla evlisin sen. Yani ve biz şöyle zannediyoruz. Benim eşim ailesine hiç benzemiyor. O bambaşka. O hepsinden başka. Abisine de benzemiyor. Ablasına. Bu mümkün değil ki böyle bir şey. Hemen bir atasözü var ya onu hatırlatıyorum. Armut dibine düşer. Armut dibine düşer. Çok güzel atalarımız. Uzakta aramayacaksın. Uzak. Evet. Hani ve yıllar içinde aslında biz anlıyoruz. Aa hiç de öyle değilmiş. Ben de anneme benziyormuşum. Eşim de aslında babasına çok benziyormuş. Hani benzemiyor diye bir şey yok. O yüzden de eğer birisinin annesini sevemiyorsanız en başta henüz daha evlenmediyseniz bir daha düşünün. Annesini, babasını, ailesini sevmediğiniz birisiyle mutlu bir yuva kuramazsınız. Şimdi biz gelinler şöyle yapıyoruz. Değil. Aman evlenirim. Üzerine bir de çocuk yaparım. Bu adamı zaten onlardan uzaklaştırırım. Evet. Ama öyle olmuyor. Öyle o tut ki oldu Nur. Tut ki böyle bir şey oldu. Evlendin, çocuk yaptın. Eşini de ailesinden kopardın. Mutlu olabilecek misin? Doğru. Bu bizim ailevi değerlerimize hizmet edecek mi? Bu sana yarayacak mı? Bu karşı tarafa yarayacak mı? Orada mutsuz bir aile var karşında. Sen mutlu olabilecek misin? Orada mutsuz insanlar varken eşini koparabilirsin. Ama o kopmuş eş köklerinden kopardığın eşle sana yarayacak mı o? Bak çok sevdiğim bir söz var. O kadar güzel ki rüzgar güçlü kökleri olan bir ağacı asla sökemez. Çok güzel. İnsanlar da akrabalarıyla, ailesiyle güçlüdür evet. değil mi? Annesiyle, babasıyla, baldızıyla evet. işte ne bileyim ne deniyor erkek kardeşinin? Kayınbirader. Elti, görümce, aklına ne geliyorsa. Aile bu geniş aile. Çünkü aynen. bu geniş aileyle bağlarımız ne kadar kuvvetli olursa bizler evlilikte eşimizle beraber yıpratıcı günlerden geçebiliriz. Ama eşinin ailesi senin arkandaysa, senin ailen arkanızdaysa o evliliğe hiçbir şey olmaz. Ama ailelerden kopmuş o açık denizde, okyanusta bir salda ikiniz gidiyorsunuz. Şimdi bunun ideal olduğu bize dayatılıyor ama bu hiç ideal bir şey değil. Bilakis bu insanları çok yıpratıyor. Geniş aile köklerinizden ne kadar destek alırsanız siz o kadar güçlü olursunuz. Sadece maddi desteği kastetmiyorum. Psikolojik destek, psikolojik manevi destek. Destek. Çocuklarımızı büyütürken de. Peki mesela ben şuna çok inanıyorum. Katılır mısın sen de bu işin uzmanı olarak? Bana göre annesini reddeden, annesine sahip çıkmayan, karısı için annesini görmezden gelen bir adam çok yakında seni de görmezden gelir. Buna kesinlikle bu kadar keskin olacak belki ama. Şimdi bazen diyorlar çok katı bazı şeyler yani 1-0 nettir. Bu da çok net şeylerden bir tanesi. Annesini benim için terk etti. Wow. Annesini senin için terk ediyorsa, senin için annesiyle arasını bozuyorsa sana neler yapmaz? Ya. Asla olmaz. Çok doğru söylüyorsun. Peki. Şimdi evlendiniz ve kocanızla farklı zevkleriniz olduğunu düşün. Olabilir. Nur Hanım sizi çok seviyorum. Ve her gün İzmir'den yayınınızı büyük bir keyifle izliyorum demiş sevgili seyircimiz. Çok teşekkür ediyorum. Mahmut Bey ismimi de verebilirsiniz diyor. Karısı hep 5 yıldızlı otelde tatil yapmak evet. istiyormuş. Olabilir belki karınız konformist bir kadındır. Konforu seviyordur. Ama bense diyor daha böyle çadır tatilini seviyorum. Dolayısıyla diyor biz hiç tatile gidemiyoruz. Evet. O otel istiyor ben çadır istiyorum. Osman Bey miydi? Neydi? İsmini de. Dur. Nereye yazdım ismini? Aa yazıyı da bulamıyorum. Neyse önemli değil. Acaba işin ekonomik kısmı önemli mi burada? Yani şeyi düzelteceğim. Ekonomik kısmı? Yani eşi otel tatili. Mahmut Bey. Ha, Mahmut Bey maddi sebeplerden dolayı mı 5 yıldızlı otele gitmek istemiyormuş? Onu söylüyor mu? Onu söylemiyor. Hayır onu söylemiyor. O zaman onu şimdi mesajı çok uzun uzun yazmış. Şimdi şöyle benim anladığım kadarıyla karısıyla çok ciddi şey derler ya ortak noktalarda evet, buluşamıyorlar. Ortak zevklerde buluşamıyorlar. Ortak evet. Zevkleri farklı. Mahmut Beyciğim eğer şu anda ekranda izliyorsanız hemen yazın bize. Mahmut Bey diyor ki ben çadırda kalmak istiyorum. Eşi diyor ki hayır biz yıldızlı otellere gidelim. Bu noktada nasıl uzlaşabileceğimizi mi soruyor?
Evet, nasıl sorunu çözebilirim diyor. Şimdi bir kere Mahmut Bey, karınız mutlu olmazsa siz mutlu olamazsınız. Karınızın mutlu olması çok önemli. Yani eşinizin mutluluğunu önemsemeniz lazım. Ama eğer maddi sebeplerden dolayıysa bu, yani orası çok önemli. Şimdi bir de çadır tatili seven bir kadın ben hiç görmedim. Yani böyle gençlikte evlenmeden önce sevilebilir ama erkekler keyif yapar, balık tutar, denize gider, mangal yakar ama kadınlar bulaşık yıkarlar çeşmenin başında. Evet, çadırın içini temizlemeye çalışırlar, su ısıtıp çocukları yıkamaya çalışırlar. Hiç keyifli bir şey değil. O yüzden de ben bir kadın çadır tatilinden hoşlanmıyor diye bir şey diyemem. Yani çünkü tatil olmuyor, bak, eziyet oluyor o çadır tatili. Bir kadın tatilinden hoşlanmaz, kayınvalideye köye gitme tatilinden hoşlanmaz. Evet, kesinlikle. Bir bundan hoşlanmaz çünkü orada da tatil olmuyor. Kadın sürekli hizmet etmek zorunda. Kadın için tatil eteğini silkeleyip o gün yemek, bulaşık derdi düşünmediği gün kadın için en büyük tatil. Değil mi? Yani ne yemek pişirsen. Peki ne tavsiye edersin? Böyle bir durumda benim beyefendiye tavsiyem, karısı mutlu olmadan onun mutlu olamayacağı. Bir kere bunu hiçbir zaman için unutmasın. Erkeklerin karısının mutluluğuyla mutlu olmayı birazcık öğrenmesini tavsiye ederim. Ha şöyle olur, hani karısının eğer bütçesi yetiyorsa tabii ki karısının seçtiği bir yerde, karısının istediği koşullarda tatil yapabilir. O noktada da hani otellerin bir sürü imkanı var. Hani onun istediği açık havaysa, yıldızlara bakmaksa, otellerinde bahçeleri var, sahilleri var. Arkadaşlar da mesajları sığdırsınlar diye minicik minicik yazmışlar. Fatih ve Ayda, çok teşekkür ediyorum size. Şimdi hangi soruyu sorsam? 10 gün önce ilk görüşte aşık oldum. Evet. 10 gün önce aşık olmuş. Ve gerçekten evlenmek istiyorum. Evlensem mutlu olur muyum? 10 günde bir evlilik kararı verilir. Şimdi bir kere aşıkken değil, evlilik kararı, ayağınıza ayakkabı alma kararı bile vermemelisiniz. Aşıkken insan hiçbir karar almamalı. Yani mutluyken, daha doğrusu aşırı mutlu olduğumuz zamanlarda karar almamalıyız ve söz vermemeliyiz. Evlilik dediğimizde şey, birbirimize söz veriyoruz. Hani sana şunu ısmarlayacağım diye bir söz bile vermemelisiniz. Mutluyken insan böyle bol keseden sözler dağıtır. O kadar acı yani. Çekerken peki. De. Zaten şimdi bu aşık olarak evlenilir mi? Hayır. Evlilikte koşulumuz aşk değil. Her ne kadar bu bize böyle pompalansa da aşk, yani birisiyle karşılaştınız ve çok yüksek bir gerilim aldınız, çok yüksek bir elektrik. Aslında bu şu demek. Bilinçaltınız size diyor ki bu tehlikeli birisi. Ondan kaç. Yani yüksek gerilim hattı var, düşün. Ne yapar? Ben de aşkı gerilim. Çok severim yani. Ya aşk çok güzel bir şey. Flörtleşme falan. Çok güzel. Güzel değil ama mi? Ama karar alamazsınız. Tamam. Evlilik kararı aşka dayandırılacak. Yani aşk evlilik gibi bir kurumu taşıyabilecek güçte bir yapı değil. Yani taşıyamaz. Evlilik ne zaman kurumunu, peki alsın bu kararı? Bir duygular bir demlensin. O aklı başından bir gitsin. Yani şöyle, ne kadar sürer duyguların demlenmesi? En az 6 ay şöyle bir demlensin. En az bir 6 ay bir geçsin. Ve aşk, hani aşkla ilgili şunu söyleyeyim ben. Hani bu kimya, eskiden evlilik programları vardı. Paravan açılırdı mesela, şey derdi işte, ben elektrik alamadım. Alsan kaç zaten. Yani o ilk bakışta aldığınız elektrik o kişinin size çok tehlikeli bir insan olduğunu söylüyor. Bilinç, hani o, yani onu hissediyorsunuz. Aslında o korku, bilinçaltınız korkuyu hissediyor ama o bizim aklımıza, kalbim çarpıyor, ellerim titriyor. Sizin o aşk diye tanımladığınız şey aslında derinde alt beyninizin hissettiği korku. Bir yaşıma daha tehlikeli girdim. Tehlikeli birisi bu diyor. Bu tehlikeli. O yüzden aşkta o romantizm ne kadar yüksekse tanıştığınız kişiyle, voltaj. Hani 10 üzerinden 10'sa tehlike, 10 üzerinden 9'sa tehlike. 6-7 olabilir. Hani ve böyle yaşayarak, böyle çay içtiniz, yemeğe çıktınız, yavaş yavaş seveceksiniz. Huylarını yani seveceksiniz. Aşk eşittir tehlike mi aşk o zaman? Aşk eşittir tehlike. Her zaman bunu ya, çok net söylüyorum. Ya anlaşamıyoruz burada sen. Kesinlikle. Olmadı valla. Anlaşamadığımız tek nokta. Evet. Nasıl aşk eşittir tehlike? Şöyle söyleyeyim. Aşk insanın gözün içindeki enerjiyi parlatır. Parlatır. Değil, aşık insana böyle baktığın zaman anlaşılmaz mı? Hemen anlaşılır. Böyle bir mesela biz aşık falan insan, aşık insanla terapi yapılmaz. Aşık insanla çalışamayız. Ben derim ki sen şimdi git, yani bir sakinleş, ondan sonra gel. Terapi de uygun değildir. Çünkü bulutların üzerinde uçmaktadır. Gerçekle bağlantısını kaybetmiştir. 6 ay diyorsun. Ve yani kim şimdi ilişkinin ne kadar hızlı kullandığınıza bağlı. Kimisi haftada bitiriyor, kimisinki 6 ayda. Peki o aşkı nasıl tarif edersin? Mesela aşk nedir? Onu gördüğünde yemek yemezsin mesela. İştahın kesiliyorsa bu aşktır. İştahın kesilir. Onu her gördüğünde, yani ve onunla ilgili her şeyi çok merak edersin, öğrenmek istersin. Ve sadece o vardır. Arkadaşlarınla konuşursun, sadece onu anlatmak istersin. Arkadaşların bıkar senden, yine onu anlatıyor. Ama tarif hep onu buysa konuşmak. Demek ki ben hiç aşık olmamış. Hiç iştahım kesilmedi. Önemli bir kıstas. Aşık olduğunuzda yemeden içmeden, tabii yani biraz azalır iştahınız. Onun karşısında yemek yemezsiniz mesela. Bu da çok karşılaştığımız bir şeydi. O da olmadı. Olmadı mı?
O zaman iyi bir şey bu. Çünkü... Yani diyorsun ki o zaman bana desene ki güzelim sen hiç yaşamamışsın. Ya ama yaşamak o değil biliyor musun? Ben yaşamayı bu sağlıklı da bir duygu değil. Şimdi bana kızabilirler çünkü biz yani romantizmden çok şey bekliyoruz. Böyle aşkı çok yüceltiyoruz şarkılarda. Tamam bu çok güzel bir şey. Herkes zamanla belki birkaç kere yaşasa gençlik yıllarında güzel. Ama ruh sağlığı açısından da hani böyle bu çok kullanışlı, verimli bir durumda değil. Bir hal, evet bir hal ama bu halin geçeceğini bilmek lazım.